Çay çeşitleri ve faydaları nelerdir? Çay dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerden biridir. Farklı çeşitleri bulunan çayın birçok farklı faydası bulunmaktadır. İşte çay çeşitleri ve faydaları. Yeşil çay. Yeşil çayın antioksidan özellikleri vardır ve bağışıklık sistemi için yararlıdır. Ayrıca yeşil çayın kalp sağlığını desteklediği ve kan şekerini düşürdüğü düşünülmektedir. Siyah çay. Siyah çayda bulunan teaflavinler kan basıncını düşürmede etkili olabilir. Ayrıca siyah çayın bağırsak sağlığına yardımcı olduğu ve beyin fonksiyonunu arttırdığı da düşünülmektedir. Beyaz çay Beyaz çayın antioksidan özellikleri, git sağlığına yardımcı olabilir ve kanser riskini azaltabilir. Çay Çayik kilo vermeye yardımcı olabilir ve kan şekeri seviyelerini düşürebilir. Ayrıca çayın diş türmesini önlemeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Rooibos çayı Rooibos çayı, inflamatuar özelliklere sahiptir ve alerji semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Çayı Çayı, enerji seviyelerini artırır ve konsantrasyonu arttırabilir. Ayrıca, çayı kalp sağlığını destekleyebilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ada çayı Ada çayı, sindirim sorunlarına ve ağız sağlığına yardımcı olabilir. Ayrıca, ada çayının antioksidan özellikleri vardır. Papatya çayı Papatya çayı, sakinleştirici özelliklere sahiptir ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, papatya çayı uyku kalitesini arttırabilir ve sindirimi düzenleyebilir. Nane çayı, nane çayı, sindirim sorunlarını ve mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, nane çayı stresi azaltabilir ve ağız sağlığını destekleyebilir. Bu çayların her birinin farklı faydaları vardır ve herhangi bir sağlık durumunu tedavi etmek için tek başına yeterli değildir. Ancak, sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olarak düzenli olarak tüketildiklerinde fayda vardır. Beyaz çay nerelerde üretilir ve faydası nedir? Beyaz çay, aslında yeşil çay, silah çay ve çay gibi camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilen bir çay çeşididir. Ancak beyaz çay yapım süreci, diğer çaylardan farklıdır. Beyaz çay, genellikle daha genç yaprakların üst kısımlarından seçilir ve minimal işleme tabi tutulur. Bu nedenle diğer çay çeşitlerine göre daha az işlenir ve daha az işlem gördüğü için daha fazla antioksidan ve polifenol içerir. Beyaz çayın faydaları arasında antioksidanlar ve polifenoller gibi yüksek seviyelerde doğal bileşenler içermesi yer alır. Bu bileşenler serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarları azaltmaya yardımcı olur. Beyaz çay ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirerek kalp sağlığını destekleyerek, kan şekerini düzenleyerek ve cilt sağlığını iyileştirerek birçok sağlık faydası sağlar. Ancak beyaz çayın aşırı tüketimi, diğer çaylar gibi uykusuzluğa veya mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle uygun miktarda tüketmek önemlidir. Ada çayı, Akdeniz bölgesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yetişen bir bitki olan Rosmarinus officinalis'ten yapılır. Ada çayı, mutfakta baharat olarak kullanıldığı gibi, çay olarak da tüketilebilir. Ada çayı nedir, nerelerde üretilir, faydaları nelerdir? Ada çayı, antioksidanlar ve inflamatuar bileşikler gibi bir dizi sağlık faydası sağlayan doğal bileşenler içerir. Ada çayı, beyin fonksiyonlarını destekleyebilecek olan karnosik asit adlı bir bileşik içerir. Aynı zamanda, ada çayı da sindirim sistemi sağlığına yardımcı olabilecek doğal maddeler içerir. Ada çayının diğer olası faydaları arasında, bağışıklık sistemini desteklemeye, kan şekeri düzeylerini dengelemeye ve inflamasyonu azaltmaya yardımcı olması sayılabilir. Ayrıca ada çayı, kan dolaşımını artırmaya ve konsantrasyonu artırmaya yardımcı olabilecek uyarıcı özelliklere de sahip olabilir. Ada çayı, genellikle çay yaprakları veya özü olarak satılmaktadır ve diğer bitki çayları ile karıştırılarak veya yalnız başına tüketilebilir. Ayrıca, ada çayı esansiyel yağı, aromaterapi amaçları içinde kullanılabilir. Çayı nedir, nerelerde üretilir, faydaları nelerdir? Çayı Güney Amerika'da özellikle de Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'da yetişen bir bitki olan yerba yaprağından yapılır. Yerli halk tarafından geleneksel olarak tüketilen çayı günümüzde dünya genelinde popüler hale gelmiştir. Çayı birçok faydasıyla bilinir. İçeriğindeki kafeinin sayesinde enerji verici etkisi vardır ve zihinsel ve fiziksel performansı arttırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca antioksidanlar ve polifenoller gibi biyoaktif bileşikler içerir ve bu sayede serbest radikallerle mücadele ederek sağlığı koruma özelliği gösterir. Çayı aynı zamanda sindirimi kolaylaştırır, iştahı azaltabilir, stresi azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Çayı genellikle geleneksel bir yöntem olan kupası veya bombilla adı verilen metal boru ile tüketilir. Sıcak suya yerba yaprakları eklenir ve ardından borudan çekilerek tüketilir. Ayrıca çayı bazı hazır paketlerde de satılmaktadır. Nane çayı nedir, nerelerde üretilir, faydaları nelerdir? Nane çayı, nane bitkisinin yapraklarından yapılan ve çeşitli sağlık faydaları bulunan bir bitki çayıdır. Nane bitkisi, Asya ve Avrupa'da doğal olarak yetişir ve dünya genelinde yaygın bir şekilde yetiştirilir. Nane çayı, nane bitkisinin yapraklarının demlenmesiyle elde edilir ve özellikle mide ve sindirim sistemine yararlıdır. Nane çayı, doğal olarak rahatlatıcı bir etkiye sahip olup, stres ve endişe gibi psikolojik problemlerin tedavisinde de kullanılabilir. Ayrıca nane çayı, soğuk algınlığına, öksürüğe ve boğaz ağrısına da iyi gelir. Nane çayının sağlık faydaları şunlardır. Sindirime yardımcı olur nane çayı. Mide ve bağırsakların kaslarını rahatlatır ve sindirimi kolaylaştırır. Aynı zamanda, kaz ve şişkinliği önleyerek rahatlama sağlar. Stresi azaltır nane çayı, doğal olarak sakinleştirici bir etkiye sahiptir ve stresi azaltabilir. Soğuk algınlığına iyi gelir nane çayı, soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısı gibi semptomları hafifletir. Ağız ve diş sağlığına yararlıdır nane çayı, kötü nefesi önlemeye ve ağız sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca, diş eti sağlığını iyileştirir. Antioksidan etkisi vardır nane çayı, antioksidan bileşikleri içerir ve hücrelerin oksidatif stresle mücadele etmesine yardımcı olabilir. İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucudur nane çayı, İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir etkiye sahiptir ve idrar yollarında oluşan inflamasyonu azaltabilir. Nane çayı, genellikle sıcak veya soğuk olarak tüketilir ve şekersiz olarak içilmesi tavsiye edilir. Ayrıca, hamilelik veya emzirme döneminde kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önerilir. Çay nedir? Nerelerde üretilir? Faydaları nelerdir? Çayı, siyah ve yeşil çayların arasında yer alan yarı fermente edilmiş bir çaydır. Çay yaprakları önce solmayı ve ardından kısmen fermantasyonu için özel bir işlemden geçirilir. Çayının tadı, siyah çaya göre daha hafif ve yeşil çaya göre daha zengindir. Çayı, Çin ve Tayvan gibi Asya ülkelerinde üretilir. Çin'de ve daha Tayvan'da ise Nantou, Chiayi ve Hsinchu bölgelerinde yetiştirilir. Çay, aynı zamanda Japonya, Vietnam ve Hindistan gibi diğer ülkelerde de üretilir. Ancak bu ülkelerdeki üretim miktarı Çin ve Tayvan'dakinden daha azdır. Çayının birçok sağlık faydası vardır. Bazıları şunlardır: Metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur. Kolesterol seviyesini düşürür ve kalp sağlığını korur. Antioksidan içeriği kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. İçeriğindeki vitaminler ve mineraller kemik sağlığına katkıda bulunur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Stresi azaltır ve zihinsel sağlığı iyileştirir. Diş çürüklerini önler ve diş sağlığını korur. Ancak bazı durumlarda fazla miktarda çayı tüketimi de olumsuz etkilere neden olabilir. Bu nedenle herhangi bir sağlık durumunuz varsa veya ilaç kullanıyorsanız çayı tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önerilir. Papatya çayı nedir, nerelerde üretilir, faydaları nelerdir? Papatya çayı Papatya bitkisinin kurutulmuş çiçeklerinin kaynatılması ile elde edilen bir bitki çayıdır. Papatya bitkisi Asteraceae familyasından gelen ve Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde doğal olarak yetişen bir bitkidir. Ancak günümüzde pek çok ülkede papatya bitkisi yetiştirilir. Papatya çayının faydaları arasında şunlar sayılabilir: Rahatlatıcı etkisi. Papatya çayı stresi azaltmaya ve uyku kalitesini artırmaya yardımcı olan doğal bir rahatlatıcıdır. Sindirimi destekleyici etkisi, papatya çayı, sindirim sistemi problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Özellikle mide bulantısı, hazımsızlık ve gaz problemlerinin tedavisinde faydalıdır. İnflamatuar etkisi, papatya çayı, vücuttaki iltihaplanma ve şişlikleri azaltarak ağrıyı hafifletir. Antioksidan etkisi, papatya çayı, antioksidanlar açısından zengin bir bitki çayıdır. Antioksidanlar, serbest radikallerin zararlı etkilerini engelleyerek hücreleri korur. Papatya çayı genellikle marketlerde ve çevrimiçi mağazalarda satılmaktadır. Ayrıca bazı restoranlar ve kafelerde de sunulmaktadır. Papatya çayı yapmak için bir çay kaşığı kurutulmuş papatya çiçeği veya bir papatya çay poşeti bir fincan kaynar suya eklenerek 5-10 dakika demlenmelidir. Ruyuboz çayı nedir, nerelerde üretilir, faydaları nelerdir? Ruyuboz çayı, Güney Afrika'nın batı bölgesinde yetişen bir bitkiden elde edilen bir bitki çayıdır. Ruyuboz bitkisi Aspalathus linearis. 1 ila 2 metre yüksekliğinde bir çalıdır ve kırmızımsı renkli yaprakları vardır. Rooibos çayı, bitkinin yapraklarının ve ince dağlarının fermentasyonu ile elde edilir. Rooibos çayı, kafein içermeyen bir içecek olduğu için kafein hassasiyeti olan kişiler için idealdir. Ayrıca, antioksidanlar ve bazı mineraller bakımından zengindir. Rooibos çayının potansiyel faydaları arasında şunlar yer alabilir. Antioksidan özellikleri, ruibos çayı, antioksidan özellikleriyle bilinen polifenolik bileşikler içerir. Bu bileşikler, serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı önleyebilir ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. İmmün sistemi güçlendirme, ruibos çayı, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirebilecek polifenolik bileşikler içerir. Bu bileşikler, bağışıklık sistemi hücrelerinin aktivitesini artırarak enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı koruyabilir. Sindirim sağlığı, Rooibos çayı, sindirim sağlığını destekleyebilen antiinflamatuar özelliklere sahip olabilir. Ayrıca, rooibos çayı kabızlık ve hazımsızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Kalp sağlığı, rooibos çayı kalp sağlığı için faydalı olduğuna inanılan antioksidan ve antiinflamatuar bileşikler içerir. Bu bileşikler kan basıncını düşürerek ve kolesterol seviyelerini azaltarak kalp hastalığı riskini azaltabilir. Vos çayı ayrıca güzel bir aroma ve lezzete sahip olduğu için birçok kişi tarafından sevilir. Siyah çay nerelerde üretilir ve faydası nedir? Siyah çay, çay bitkisi olan Camellia sinensis'in yapraklarından üretilir. Dünya genelinde birçok ülkede siyah çay üretimi yapılırken, en önemli üreticiler arasında Çin, Hindistan, Kenya ve Türkiye yer alır. Siyah çay, sağlık açısından birçok fayda sağlayabilir. Örneğin içeriğinde bulunan antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ayrıca siyah çayda bulunan tein beyin fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olur ve zihinsel performansı artırabilir. Siyah çay aynı zamanda kardiyovasküler sağlık için de faydalıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde kan basıncını düşürmeye, LDL kötü kolesterol seviyelerini azaltmaya ve kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak siyah çayın tüketimi aşırıya kaçılmamalıdır. Günde 2 ila 3 fincan tüketmek sağlıklı kabul edilirken aşırı tüketim uykusuzluğa, anksiyeteye ve kalp çarpıntısına neden olabilir. Ayrıca siyah çayın içerdiği kafein hamilelik sırasında sınırlı miktarda tüketilmesini gerektirir. Yeşil çay nerelerde üretilir ve faydası nedir? Yeşil çay aslında siyah Beyaz ve çayları gibi Camellia sinensis bitkisinden gelir. Ancak yeşil çay, yaprakları hafifçe buharlandığından ve hemen kurutulduğundan diğer çay türlerinden farklı bir üretim süreci geçirir. Yeşil çayın en büyük üreticisi Çin'dir ve aynı zamanda Japonya, Hindistan, Tayvan, Kore ve Vietnam gibi diğer Asya ülkelerinde de üretilir. Yeşil çay vücuda birçok fayda sağlar. Bazıları şunlardır: antioksidanlar, Yeşil çay, vücuttaki serbest radikallerle savaşan güçlü antioksidanlar içerir. Bu, kanser, kalp hastalığı ve diğer hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir. Metabolizmayı hızlandırır. Yeşil çayın içerdiği kateşinler, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olabilir. Beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Yeşil çayın içindeki kafein, beyin fonksiyonlarını artırabilir ve hafızayı güçlendirebilir. Daha sağlıklı dişler. Yeşil çay diş yürümesine neden olan bakterileri öldürmeye yardımcı olan doğal florür içerir. Stresi azaltır. Yeşil çayın içindeki teanin adlı bir asit, stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Bu nedenlerden dolayı, düzenli olarak yeşil çay tüketmek sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olarak önerilebilir. Ancak, yeşil çayın aşırı tüketimi bazı yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle günlük tüketim miktarı sınırlı olmalıdır.